Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şifa-i Şerif eserimizden 3. kısmın 9. faslına girdik. 1. babın 9. faslına. Burada peygamberlerin büyük günahlardan masum olmaları hakkında bir bab var. Azalarının alakalandığı amellerin masum olmasına gelince, bedenle alakalı azaların günahtan korunmuş olmasına gelince, kelamın vakı olduğu lisan ile verdiği sözlü haberlerde bunlar, yani azalarla yapılan fiiller kapsamından çıkmaz. Yani lisan ile verdiği sözlü haberlerde ağza dahilen girer yani. Tevhidden başka şeylerde kalbin itikadı daha evvelce takdim ettiğimiz ve kendisine has olan marifetlerde bu kabildendir. Müslümanlar nebilerin çirkin söz söylemekten, helak eden büyük günahlar işlemeklerinden masum olduklarında ittifak etmişlerdir. Cumhur'un bu husustaki dayanağı zikrettiğimiz icmadır, ittifaktır. Bu da Kadir Bekir'in mezhebidir. Başkaları büyük günahlar işlemekten icma ile beraber akli delile de men ettiler. Bu da ekseri haline sözdür. Üstad Ebu İshak da bunu seçmiştir. Aklen de olmaz yani. Aynı şekilde risaleti gizlemek ve tebliğden noksanlık etmekten de masum olmalarında itilaf olunmaz. Zira bunların her birinde alimlerin hepsinin ittifakıyla birlikte mucize ile masum olmaları gerektirir. Alimlerin tamamı peygamberlerin bu şeyler hakkında Allah tarafından masum olduklarına, kendi ihtiyarları ve kesipleriyle de korunmaya son derece gayret ettiklerine hüküm vermişlerdir. Ancak neticariyeden bazen şeyler, aslan nebilerin masiyet işlemeye kudreti yoktur, yani iradesi yoktur. Küçük günahlara gelince seleften bir topluluk ve başkaları nebilerin küçük günah işleyebileceğine cevaz vermiştir. Bu Ebu Cafer-i Taberi ve başkalarından olan fukaha, muhaddis ve kelam alimlerinin mezhebidir. Bundan sonra onların delilleri zikredeceğiz. Küçük günah olabilir demişler bazıları. Başka bir taife, ulemadan başka bir taife de bu hususta durakladı. Şöyle dediler: akıl nebilerden küçük günahın sadır olmasını imkansız görmez. Şeriatta iki cihetten, caiz veya imkansızlığından birinin kesin olması hakkında bir söz gelmemiştir. Muhakkak ve kelam alimlerine olan başka bir tayfe de büyük günahtan masum oldukları gibi küçük günahtan da masum oldukları görülmüşlerdir. Şöyle derler: İnsanların küçük günahlar hakkındaki itilafı, onların büyük günahtan ayrılması, bu husustaki müşkiller ve İbn Abbas ile başkalarının şu sözü: Allah'a asi olunan şey büyük günahtır. Bu söz var. Bunlardan küçük diye isimlendirilenler kendisinden daha büyük olana göredir, nispetledir. Bari Teala'ya marifet gerektiren her şey, hangi şey olsa olsa o şey büyük günah olması gerekir. Mevla'ya malik olur çünkü. Kadı Ebu Muhammed Abdülvehhab der ki şöyle denilmesi mümkün değildir: Allah'a karşı işlenen masiyet küçüktür ve edilemez. Ancak bu büyük günahtan sakınmakla affedilir. Bununla beraber onun için bir hüküm olmaz. Büyük günahı bunun lafınadır. Ondan tövbe edilmedikçe hiçbir şey onu silmez. Bundan af hususunda dilemek Allah'a kalmıştır. Bu söz Kadı Bekir ve Şer imamları toplu ve fukaha imamlarının ekserisinin sözüdür. Evet. Kadı dedi ki bazı maliki imamlarımız der ki iki görüşe küçük günahın cevazı ve yasak oluş gözüne göre nebilerin küçük günahın tekrarından ve çok olmasından korunmasında da itilaf olması gerekmez. Zira bununla küçük günah büyük günah katılır. Ayrıca azametini gideren, mürüyetini, kişiliğini düşüren, noksanlık ve basitlik gerektiren küçük günahlardan korunmasında da itilaf etmezler. Bunlar ittifakla nebilerin masum olduğu şeylerdir. Zira bunlar gibileri vasıflandığı makamın değerini düşürür, işliğini noksanlaştırır, kalpleri ondan nefret eder. Nebiler bu gibi şeylerden münezzeh, tertemizdirler. Bilakis şu küçük günahlar Mubah tarafından olanlara katılır. Böylece benzerine götürür. Tekrarlanmak da Mubah isminden çıkıp yasak olana götürür. Tekrar yapılırsa. Bazıları da nebilerin kasten mekruh işlemekten masum oldukları görüşe gitmiştir. Bazı imamlar nebilerin küçük günahtan masum olmaları görüşü hakkında fiillerinin insanlar tarafından tatbik edilmeye, mutlak olarak eserleri ve siretine tabi olmaya götürdüğünü delil etmişlerdir. Demek küçük günah işlerse o zaman insanlar onu haydi haydi yapalım. Malik, Şafi ve Ebu Hanife'nin asabında olan fukahanın ekserisi de karine, alamet, işaret gerektirmeksizin bu görüş üzeridirler. Bunlar da itilaf olsa da bazılarına göre mutlak olarak böyledir. Ebu Hüveyz, Minza, Ebu'l-Fereç,
Malik'ten rivayette bu gibi fiillerine tibanın vacip olduğunu nakletti. Bu el-Ebheri İbn-i Kassar ekseri ashabımız görüşür. Irak ehlinin ekserisinin İbn-i Süreyc el-İstahriyi ve Şafi'ne olan İbn-i Hayran'ın sözü böyledir. Şafi'nin ekserisinin sözü bunun mentup müstehap olmasıdır. Bir tayfede mubah oluşu görüşüne gitmiştir. Bazıları buradaki itibayı kendisiyle kurbet, Allah'a yakınlık kastı bilinen dini işlerde olmakla kayıtladılar. Nebilerin fiillerine itibanın mübah olmasına hükmedenler bununla kurbeti kastetmekle kayıtlamadılar. Şöyle derler, şayet nebilerin küçük günah işlemesine cevap versek, fiillerinde onlara uymak mümkün olmaz. Çünkü günah işlediğinde o zaman acaba ne, nasıl ona uyacaksın? Günah mıdır? Sorun, yani şüphe olur. Zira fiillerinden her birinin diğerinden ayrılması kurbet maksadıyla veya ibaha, mübah ile ve yasak ile veya masiyet ile ayrılması mümkün olmaz. Kişiye masiyet olması umulan bir işle emretmek de sahip olmaz. Özellikle usul alimlerine olup fiili söz üzerine takdim edenler için bu ikisi çakıştığında hiç mümkün olmaz. O yüzden peygamberin küçük günah işlemesine cevaz verirsen o zaman millet nasıl tabi olacak? Bu hususta delili artırıp şöyle deriz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem küçük günah işlemesine cevaz veren ve bunu men eden herkes onun münker, çirkin bir sözü veya fiili ikrar etmeyeceği, kabullenmeyeceği üzerine ittifak etmişlerdir. O her ne zaman bir şey görüp ondan şükür ederse bu şükürde o şeyin cevazına delalet eder. Bu hali başkası hakkında nasıl olur? Sonra bunun vukuunun kendi nefsi için cevaz versin. Sonra bunun vukuuna yani yapılmasına cevazına nasıl kendi nefsi için cevaz versin? Başkasının yanlışına müsaade etmezse kendisi nasıl yanlış yapacak? Demek istiyor. Kaideye göre denildi ki peygamberleri mekruh bir işe düşmelerinden korumak, masum görmek vacip olur. Tertemizdir. Vacip veya mendup bir fiiline uymak, başkasının mekruh fiilini işlemekten men ve yasak kesmeyi zıttır. Ayrıca ashabın dinlerinden, adetlerinden kesin olarak bilincine göre Nebis Aleyhisselam'ın yöneldiği bütün fiillerine ve her nevisine uymak sözlerinde olduğu gibi gereklidir. Makka Nebis Aleyhisselam'ın altın yüzüğünü çıkartıp atınca ashabta yüzüklerini çıkarttılar. Ayakkabıları çıkarttığında onları da çıkarttılar. İbn-i Ebel'in Nebis Aleyhisselam'ın Beyt-i Maktis'e doğru hatil için oturduğunu görmekle de der getirdiler. Bunlardan birçoğu da ibadet ve adet haricindeki şeylerde şu sözüyle der getirdiler. Örneğin bir sorsalım bunu yapıyordu. Buyurdu, ben oruçluyken zevcimi öptüğümü ona haber verseydin ya. Ayşe ve Allah'ın delikleri dedi ki ben ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olurken bunu yapardık. Nebis Aleyhisselam bunun gibisi kendisine haber verdiğinde sahibiye kızartmasını söylemiştir. Allah-u Teala Resulüne dilediği şeyi helal eder. Muhakkak sizin içinizde Allah'tan en çok korkan benim. Onun sınırlarını en iyi bilen benim. Bu baptaki rivayetler ilmimizle kuşatmamızdan çok fazladır. Lakin bunların toplamından bilinen ashabın onun fiillerine tabi olup uymalarıdır. Şayet bunlardan bir şey de ona muhalefete cevaz verseydiler, asla bu şekilde ittiba etmezlerdi. Bu durum onlardan nakledilir. Bu hususta bahisleri, araştırmaları açığa çıkardı. Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem de başkasının geri dizgettiği sözünü ve özrünü asla inkar etmezdi. Bu bahislerine gelince bunların nebilerden vuku bulması caizdir. Zira bunlarda bir kınama men yoktur. Bilakis bunlar hakkında müsaadeledirler. Bu hususlar da elleri başkalarının eli gibi musallattır. Yani onu kullanabilirler. Ancak onlar kendilerinin tahsis edildiği yüce mertebeler, marifet nurlarıyla göğüslerinin genişletilmesi, Allah ve ahirette olan himmetleriyle safi olmaları sebebiyle bu bahtları ancak zaruretlerde alırlar ki onunla tebliğ yollarında devamlarını kuvvetlenirsinler. Kulların dinlerini ıslah etsinler, dünyalık zaruret işlerini görsünler. O yüzden bu bahçede yaparlar. Bu yol üzerine alınan da itaate katılır ve Allah'a yakınlık olur. Bu hususu kitabın evvelinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e has olan özellikler kısmında açıklamıştır. Bu açıklamalarla Allah-u Teala onların fiillerini muhalefet yönünden ve masiyet alametinden uzak olan kurbetler ve taatler yapmakla Peygamberimiz ve diğer peygamber üzerindeki fazl-ı kiramı senin için açığa çıkmış olur. Evet. Peygamberlerin nübüvvetten önce de masum olmaları. Üçüncü kısmın birinci babın 10. faslı. Peygamberlerin nübüvvetten önce günahtan masum olmalarında itiraf edilmiştir. Bazıları bunu men etmiş, bazıları cevaz etmiştir. İnşallah doğrusu peygamberleri bütün ayıplardan tenzih etmek, şüphe gerektiren her şeyden onları korumaktır. Nasıl böyle olmasın? Bunun tasavvuru bile imkansız gibidir. Zira masiyetler ve yasaklar ancak şeriat geliştikten sonra sabit olur.
İnsanlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine vahyedilmeden evvelki halinde itiraf etmişlerdir. Evvelki bir şeriattan mı tabiydi yoksa tabi değil mi? Bir cemaat der ki bir şeye tabi olmuş değildi. Bu cumhurun sözüdür. Buna göre masiyet mevcut değildir. Bu durumda onun hakkında masiyet işlemesi diye bir şey itibar edilmez. Zira şer'i hükümler ancak emirler ve yasaklarla alakalıdır. Şeriatların yarışmasıyla ilgilidir. Şeriat yoksa haram helal yok. Bu sözü söyleyenler geri getirmekte itiraf etmişlerdir. Seyfus sünne ve ümmet fırkalarının muhtedası Kadı Bekir el-Bakıllani şöyle diyor. Bunu bilmenin yolu nakil ve işitme yolundan gelen haberlerdir. Görüşüne gitmiştir. Delili şayet böyle bir şey olsaydı elbette nakledilirdi diyor. Asla adet bakımından bunu örtmek ve gizlemek mümkün olmazdı. Zira onun en mühim işi ve siretinden en itina ettiği şey budur. Bu durumda elbette o din ehli bununla övünürdü. Elbette bununla onun üzerine deli getirirdi. Halbuki bunlardan hiçbir şey nakledilmemiştir. Bir tayfede bunun akla imkansız olduğunu görecekmiş. Şöyle derler. Zira tabi olarak bilinen kişinin metbu uyulan olması uzak olur. Bu görüşleri üzerine sün fiilin güzelliği ve kubuh fiilin çirkinliği bina etmişlerdir. Bu doğru olmayan bir yoldur. Bu hususun Kadir Bekir Bakırlar'ın geride geçen sözünde olduğu gibi nakle dayanması darifim açıktır. Nakil olması lazım. Başka bir fırka Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in işi hakkında duraklama ile hükmetmişler. Bu hususta bir şeyle kesin hüküm vermeyi terk etmişlerdir. Zira iki vecihten birine akıl imkansız görmez. Diğerinde de nakil yolu zari olmaz. Bu İmam-ı Harameyn Ebil Meali'nin sözüdür, meseledir. Üçüncü bir fırka da şöyle der. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendinden önceki bir şeriatla amel ederdi. Sonra bu fırka itiraf edip şöyle dediler. Bu şeriat muayyen midir yoksa değil mi? Belli midir değil mi? Bazıları bunun tayin hakkında durakladı. Geri durdu yani. Bazı tayinde cesaret etti ve kesin konuştu. Sonra şu tayin edenler de kime tabi olduğu hususunda itiraf ettiler. Dedi ki Nuh'dur, İbrahim'dir, Musa'dır, İsa'dır gibi büyük peygamberden saydılar. Salavatü aleyhi ve sellem. Şu zikretlerimiz bu meselede mezheplerin hepsinin görüşleridir. Bunlar içinde en belirgin olanı Kadı Bekir Bakırlar'a getirdiği görüştür. En uzak olana da tabi olduğunu tayin edenleri görüştür. Mesela bu hususta bir şey olsaydı dediğimiz gibi elbette nakledilirdi, tamamen gizlenemezdi. Onlar İsa Aleyhisselam en son peygamber olması hakkındaki deliller yoktur ki sonra gelen peygambere onun şeriatı lazım gelsin. Zira İsa'nın davetinin bütün alemi kapsayan umumi bir davet olması sabit değildir. Bilakis doğru olan peygamberimizden başka bir nebi için umumi bir davet olmadığıdır. Şu ayette son olması hakkında delil yoktur. Hani bu olduğu halde İbrahim'in dine tabi olur. Evet. Başka için de şu ayette delil yoktur. Dinden sizin için Nuh'a vasiyet edilen şey şeriat edildi. Şu ayetler tevhid hususlarında itibari hamledilir. Şu ayette olduğu gibi. İşte şunlar o kimsenedir ki Allah onları hidayeti, onların hidayetine uy. Yani buradaki kasıt şeriatları değil de itikat konularıdır demiştir. Allah-u Teala bu ayette peygamber olarak gönderilmeyen ve hususi şeriatı olmayan nebileri de zikretti. Yakup oğlu Yusuf gibi ki bazıların dediğine göre Yusuf Resul değildi. Bazı demiş. Nebiydi. Allah-u Teala şu ayette şeriatları muhtelif olan nebilerden bir topluluğu zikretti. Onların arasını birleştirmek mümkün değildir. Bu da onların tevhid ve Allah kullukta birleştiklerini idare eder. Şeriatlarında değil. Bu söz tevhidde ittifakları sözünden sonra peygamberimiz onlara tabi olmadı diyenlere göre peygamberimizden başka diğer peygamberler hakkında da şu söz lazım gelir mi veya peygamberimizle diğerleri arasında ayrılar mı? Bu sorular kalıyor. Aklen peygamberimizin diğer peygamberlere tabi olmasının men edilmesine gelince şüphesiz bunun aslı bu kaide bütün peygamber hakkında aynı şekilde geçerlidir. Men edilir. Nakle meydanlara göre her nerede onun için bir itiba tasavvur edilirse orada tabi olması karıştırmıştır. Duraklama ile hükmedilenlere göre, yani olum olmaz mı duraklayanlara göre, bunlara göre kaidesi üzere her iki taraf eşit olarak kalır. Evvelindeki peygambere tabi olması vacip diyene göre her peygamber hakkında tabi olduğuna dair delilini getirmesi lazımdır. Delil varsa tabi olur değilse tabi değildir. Böylece ya demek ki evvelki peygamberin diniyle tabi olması için delil gerekiyor. Mesela diyelim Musa Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam'ın Harun Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'ın tabi olması gibi. Onun zaten veziriydi. Davut Aleyhisselam'ın Süleyman Aleyhisselam'ın Davut Aleyhisselam'a tabi olması gibi mesela. Onun oğlu zaten onun yerine kaldı. İşte Zekeriya Aleyhisselam'ın Yahya Aleyhisselam'ın Zekeriya Aleyhisselam'a kalması gibi. Tabi olması gibi. Ama müstakil peygamberler öyle değil. Değil mi? Onlar için ayrı bir kitap vermiş veya sayfa vermiş.
Onların birbirine tabiması yok. Resulullah Aleyhisselam'ın evvelki peygambere tabiması yok. Sadece İbrahim Aleyhisselam'ın dinindeki tevhidden bahsediyor Cenab-ı Hak. O tevhid ehliydi, hanifti. Bütün dinlerde hanif vasfı vardır, aynıdır. Sırf Allah'a ibadet, kulluk, tazim, uluhiyet, sırf Allah'a aittir. Bunu yaymak. Onun üzerinde işte namazın şekli, ibadet de onlar ayrıdır. Orada birbirine tabi değillerdir. İşte peygamberler böyle evvelki dönemlerinde de kusurdan, noksanlıktan tenzih etmek gerekir ki insanların ona tabi olması rahat olsun, kolay olsun. Değil mi? Muhammed'in emin diyorlar. Dürüst, son derece güvenilir, hak hukuku riayet eder, karınca ezmez diyoruz ya. Bu şekilde iyilik sahibi olan bir kimseydi ki insanlar ona kolay tabi olsunlar. Ne kaldı ki adamlar asi oldular. Değil mi? Ya peki onlar gibi bir şey olsaydı Allah muhafaza. O zaman hiç tabi olmazdı. Dışarıdan gelip de peygamber vasıflarını bilip de diğer dinlerden duyup da peygamberlerde şöyle vasıf vardı, böyle vasıf vardı diye öğrenip de gelen insanlar nasıl gelecekti, uyacaktı? O güzel vasıfları arayıp görmeseydiler, o zaman sıradan bir insan gibi olsaydı nasıl ona tabi olacaklardı? Tabi olamazlardı. O yüzden soruşturdular, aranızda nasıl, değil mi? Kayseri sormuş. Ebu Süfyan o zaman burada ticarete geliyormuş İstanbul'a. Kayseri sormuş ona, senin içinde peygamber çıktı, nasıl bir insandı, tabi nasıl yaşıyordu falan filan. O müşrikti o zaman ama doğrusunu söyledi. Kulakla hareket eder, aile bağlarına bağlı, sadıktır, dürüsttür, yalan söylemez, Muhammed'ül emindir. Hep bahsetti. Bak, yani peygamberliğinden önceki dönemin tertemiz olduğunu bizzat Cenab-ı Hak müşriklerin ağzından bütün her tarafa duyurdu. Ama şimdi Hristiyanlar, değil mi? Kabul etmiyorlar. Etmez. Çünkü onlarda Hristiyanlık yok. Onlarda müşrik, şirk. Gerçek Hristiyan, gerçek Yahudi olsa bugün iman eder. Allah da hidayet etmesin inşallah. Elhamdülillah.